Bugün Türkiye'nin ilk moda bloggerlarından olan Bilur Saatçi bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Tamam. Öncelikle şunu çok merak ediyorum. Kurumsal hayatı bırakıp bir anda bloggerlığa yönelmek nasıl gelişti? Valla hiç planlı programlı değildi açıkçası. 2009 yılında açmıştım blog, 2009 ortasında. 2011 sonunda da bıraktım. Bir ajansta çalışıyordum ama o sırada da hani henüz Instagram falan da yoktu işte hayatımızda. Sosyal medya işte Facebook vardı, Twitter vardı. İşte onun böyle yani bu kadar tabii ben de büyüyeceğini falan hayal edemiyordum ama işte projeler başlamıştı ufak tefek falan. Dedim ki buna ben tam mesai harcamazsam bu böyle devam edecek. O yüzden bir risk aldım açıkçası. Ondan sonra bir yıl biraz bocaladım gibi oldu. Çünkü tabii yani bir hazır maaşınızı, sigortanızı, her şeyi bırakıyorsunuz, hazır düzeninizi bırakıyorsunuz, bir riskti. İşte bir yıl böyle ajanslara ne yaptığımı anlatarak geçti, markaları ne yaptığımı anlatarak geçti. Çünkü blogger kavramı da çok yeniydi Türkiye'de. Daha sonra böyle her şey raylı yerine oturdu valla, oldu. Yakın çevrenizin tepkisi ne oldu bu konuda? Valla herkes yani ne iş yaptığımı anlatırken zorlanıyordum. Çünkü hani bunun zaten bloggerlık nedir başka bir şey. Bunun bir meslek olarak sahiplenmek ve hani yani birçok blogger arkadaşım benim de katkımız büyüktür aslında bunu bir meslek, profesyonel anlamda bir iş olarak oturtmakta. İşte bunu anlatmak biraz şeydi açıkçası, aileme bile ilk başta. Daha sonra yakın çevreme de. Ama daha sonra işte bu sosyal medyanın da yardımıyla tabii ki bu çok yaygın olmaya başladığı için herkes ufak, yani ben de anlatıyordum tabii ama herkes ne yaptığımızın farkına vardı. Bir mecra aldığımızın farkına vardı ve öyle dolu dizgin devam etti. Peki Of Ne Giysem adlı bir blogunuz var. Hı-hı. Herkesin umarım, eminim ki her gün söylediği bir kelimedir, cümledir bu. Ben özellikle çok diyorum. Peki bu blog için siz bir fotoğraf çekimleri için veya içeriği için herhangi bir eğitim aldınız mı yoksa doğuştan gelen bir yetenek mi bu? Ya şöyle işte ilk başladığım zaman kendime bir tane online siteden yani her şeyi online alışveriş çok yapıyordum. O zaman da yapıyordum. Bir tane küçük Canon almıştım makine. Ofise geldi. Ofisten bir arkadaşıma verdim. Öğle aralarında zaten ofisin Beyoğlu'ndaydı. İşte arka plan, fon güzel zaten Beyoğlu. Öğle aralarında çekiyorduk aslında, öyle başladı. İşte ben eve gittiğimde yüklüyordum, yazıyordum. Hani tamamen aslında böyle mesai dışı saatlerde başlayan bir şeydi. Daha sonra tabii bunu profesyonel yapmaya iyice başlayınca tabii o makineler yani bayağı aslında yatırım da yapıyoruz. Yani işte video için ayrı, fotoğraf için ayrı. Eşim şimdi benimle çalışıyor işte son bir yıldır. Evet, beraber çalıştığınız biri var mı diye soracaktım. Yani üç kişiyiz aslında ekipte. Fotoğraf, profesyonel bir fotoğraf video desteği de alıyoruz. Eşim de yapıyor çünkü çok seyahat ediyoruz. İşte artık o da bıraktı aslında. O da başka bir hani bu olayın nasıl büyüdüğünü gösteren daha güzel bir örnek aslında. O da bir risk aldı. O da hali hazırdaki işini bıraktı ve biz bunu böyle büyütmeye başladık şimdi. İçerik ürettiğiniz konuları neye göre seçiyorsunuz? Önceden planlıyor musunuz yoksa siz anınızı mı paylaşıyorsunuz? Bende hiç plan program yok. Ben çok son dakikacıyım aslında. Tabii bir iş, bir proje olduğu zaman hani yani o şeyi biraz kendime projenin içeriği konusunda o yaratıcılığa kendime güveniyorum açıkçası. Hani çünkü bana böyle her yeni bir gelen iş hani ne olduğu da fark etmez. Bir sandalye de gelebilir. Yani çok alakasız bir şey de gelebilir. Yani sırf kıyafetle ilgili değil bunlar. Hani bir obje de olabilir bu. Hani bana böyle yeni bir oyun alanı gibi geliyor. Ona yaratıcı ne yapabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki markalara sunuyoruz. Hani ya, video çekerken şu an mesela hani bir akışlı bir şeydi. Hani önceden söyleyip mesela böyleyiz, böyle bir şeyler yapacağız diyoruz. Ama zaten ne yaptığımız çok ortada olduğu için yani aslında %80'ini bize bırakıyorlar diyebilirim. Peki bu sizi hiç yordu oluyor mu? Yani siz belki günlük akışınızı yansıtıyorsunuz ama hani bunu aynı zamanda iş gibi de yapıyorsunuz. Hiç yorulmuyor musunuz bundan? Çok yoruluyorum. Ya ben buna tek kişilik dev kadro diyordum eskiden. Çünkü hani eşim son bir yıldır benimle. Hani ben blog şu an 7,5 yıldır var. Hani bu zamana kadar her şeyi tek başıma yapıyorum. Ve hani ajans kökenli olduğum için böyle çok büyük kurumsal firmalar çalıştığım için hep sunum hazırlardım mesela. Ben Excel hazırlardım. Yani hangi 2009 yılında hangi blogger Excel sunum hazırlayıp gönderiyordu bilmiyorum. Hani hep böyle ciddiye aldım bayağı aslında. Bayağı büyük bir değişim olmuş sizin hayatınızda. Aynen işte yani bunu hep yani bu şekilde hani yansıtmaya çalıştım. Hani çünkü bunu biliyordum açıkçası yani hani böyle olması gerektiği için değil ama. Bu kitleyi oluşturmak bu süreç nasıldı? Ya bu işte ilk bloğa yorum geldi, bu çok komik, bunu anlatıyorum hep. İşte bloğu açtım, fotoğraflarımı koydum, böyle yazımı yazdım falan. İşte bir mesaj geldi, yorum geldi. NSS diye birinden, yavrum ne güzelsin diye, eyvah dedim böyle mi olacak? Meğersem annemmiş. İşte annemin adı yani aslında baş harfleri yani hiç aklıma bile gelmedi ve ben onu o tonla okudum.
İlk başta tabii böyle biraz hani korktum ne olacak diye. İşte Facebook vardı o zaman. Facebook'ta sadece arkadaşlarınız vardı. Onlarla başladı. Daha sonra bu organik yayılımı tabii ki bu işte yani Instagram'la bu aslında çok katlandı. Çünkü ben yoksa aslında sadece yakın çevreme ulaşıyordum. Hani Facebook sayesinde. Daha sonra Twitter'la bu biraz daha genişledi. Instagram'la iyice büyüdü. Mesela şu an YouTube'da hiç bilmediğim bir kitleyle aslında hani iletişime girdim. Hani hiç tanımıyorum mesela. Çünkü YouTube'un kitlesi biraz daha genç. Ben biraz daha şimdi daha dinozor kalıyorum. Dinozor YouTube. Şey ya o yüzden hani aslında her defasında bu kendi kendine değişiyor. Artık bu Snapchat, işte bu Insta Stories, hani bu canlı yayın. Hepsini işte kullanıyorsunuz bu, siz. Evet, bu yorucu mesela. Şimdiki öbür şey. Evet, yoruyor muydu bu? Ya yoruyor çünkü mecra sayısı arttıkça yani yetişmeye çalıştığın şey artıyor. Yani şu an Snapchat mi yapsam, Insta Stories mi yapsam? Mesela video çekerken artık fotoğraf çekmeye atlıyorum bazen. Hani aslında biraz yani kafaca da çok şey. Yani o da yoruyor. Bir yandan hani çok seviyorum mesela hani fotoğraf çekmeyi. Ama işte video çekerken hepsi bir arada olmuyor. Yani yetişebildiğim kadar bu kadar o da. Yine de keyifli bir iş yapıyorsunuz. Yani sevdiğiniz iş olduğu için hani çok sahipleniyorum. Hani yani biraz o mükemmeliyetçilik de var. Yani içime sinmeyen hiçbir şey yapmıyorum. İçime sinmeyen hiçbir markaya çalışmıyorum. Herhangi böyle yapmış olmak için fotoğraf paylaşmıyorum. Hiç hazır içerik hiç kullanmadım. Ne blogda ne Instagram'da yani bir afiş bile olsun. Hiç hep böyle ona bir şeyler katarak, hep kendimden bir şey katarak ya da kendim fotoğraf çekerek hep yer vermeye çalıştım. O da yoruyor tabii. Aynen sizin özelliğiniz ya da diğer bloggerlerden farkınız diyebilirim. Hikayeleştiriyorsunuz aynı zamanda. Yani moda içeriklerini hikayeleştirmek nasıl oluyor? Nasıl hikayeleştiriyorsunuz? Şöyle, çünkü ben hiç kendimi moda bilir kişisi, işte stylingçi, editör, moda editörü hiç öyle konumlamadım. Yani ben blogger olarak aslında ne yaşıyorsam onu paylaşıyordum. Yani bu Beyoğlu'ndaki Toma ile ilgili de yazmışımdır ama Beyoğlu'nda fotoğraf çekmişimdir. Ama Toma'yı değil, kendimi çekiyorum belki ama o anki işte ne hissediyorsam onu yazıyorum. Mesela gündemle de biraz alakalı oluyor. Ya da işte bana hep soruyorlar aslında hani öneri şey, hani onları da yazmaya çalışıyorum ama şu trenddir, bu böyledir falan gibi çok bilir kişilik değil aslında. Bu tamamen benim olayı nasıl üzerimden yansıttığım, yani ne yaşıyorsam, ne giyiyorsam, ne buldum, ne keşfettiysem. O yüzden böyle çok her şeyim çok ulaşılabilir de değildir maalesef. Çünkü hep ara sokaklarda bir şey bulurum işte bir tane kalmış bir şey. Çok yani amşam bir şey değil ama hani benim için özel bir şey. Hani biraz o keşifler, şeyler falan hani çok bulup çıkartıyorsunuz anlık aynen gelişiyor. Biz dışarıda sorduk. Bir VTR'miz var, onu izleyelim şimdi. Of ne giysem sorusunu kendime soruyor muyum? Tabii ki soruyorum her bayan gibi muhakkak. Yani sormuyorum diyen bayan yalan söylüyordur. Herkes soruyor. Genelde of ne giysem diye şey yapmam çünkü planlıyorum önceden giyeceğimi. Ertesi günki programıma göre, gideceğim yere göre. Zaman zaman özel bir yere gideceğim zaman soruyorum. Oluyor, gerçekten oluyor. Tabii soruyorum çünkü sabah erken kalktığım için sabah derslerim oluyor. Yani akşamdan hazırlıyorum ki daha rahat okula gidebileyim diye, yoksa muhtemelen geç kalırım. Peki siz of ne giysem diyor musunuz? Diyorum tabii canım. Ya zaten bu aslında benim iş yerindeki bir arkadaşımın her gün ne, ya işte çok kısal bir şeydir aslında. Üstündeki ne güzel, nereden aldın? Aa bunu nereden buldun? Ya da şöyle bir şey nasıl bulurum diye. Bir işteki iş arkadaşımın hani aslında bilir, yani her gün sana bunları sormaktan yoruldum, bunları böyle bir yazsana demesiyle başladı aslında her şey. Ve hepimizin hayatında olan bir şey. Ben çok son dakikacıyım hakikaten ve hiç o akşamdan hazırlayamadım. Çünkü o an hani ruh halime göre, hava durumuna göre hani aslında biraz şey. Ama yine de bunu çok gene kendimce pratik çözüyorum. Pratik olmazsa da işte bazı şeyleri üniformaya bağlıyorum. Ama yani of ne giysem hepimizin bence hayatındaki olmazsa olmaz bir soru. Ve ismi de güzel yakalamışım. Herkes şimdi böyle söyleyince bir şey gitti. Kesinlikle doğru. Peki sizce Türk kadının sokak stili nasıl? Kendine ait yani bir İstanbullu tarzı gibi bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Yani İstanbul tarzı gibi bir şey çok diyemeyeceğim ama İstanbul zaten çok kozmopolit yani hani aslında her yerden stiller görüyoruz ama hani sokak stili, hani biz işte bu sokak stilini daha çok işte nerelerde görüyoruz? Yurt dışındaki o Fashion Week zamanı mesela, moda haftaları zamanı aslında
hani daha çok takip edebiliyoruz. Evet, onlarla kıyaslayacak olursanız mesela. Ya onlarla kıyaslayacak olursak hani yani çok yani evet aramızda dağlar var. Oradaki bloggerlarla nasıl bizim aramızda var? Hı-hı. Hani çünkü hep onlar da bazen kıyaslanır. Hani onlar böyle biz böyle falan. Çünkü yaşadığınız yerle ilgili, ulaşabildiğiniz şeyle alakalı. Ya bizim için bir markaya işte çok bilinir bir markaya ulaşmak zor ama onlar için çok kolay. Çünkü hani onun işte sokağında ondan 10 tane var. Onun bir sürü indirimi var, bir sürü şey var. Yani aslında sırf böyle para yatırmak da değil bu. Hani biraz araştırıp bulmak da. Yani sokak sihri biraz insanın kendiliğinden gelen bir şey. Bizim tabii çok kültürümüzle de alakalı bir şey. Hani biz işte yok kapat, üşüme mesela hani çok var bizde. İşte böyle çıktığım zaman sokağa direkt ayakların üşümüyor mu var? Hani akla gelen ilk soru bu oluyor. Evet. Hani o yani daha ona kadar annelerimiz genellikle işte neler var. Yani tabii ki çok yani kıyaslayıp şey diyemiyorum hani. Türkiye'de bir sokak stili vardır. Yani evet maalesef bir Paris değiliz, bir Londra değiliz yani. Bunu ne bileyim herkes görüyordur ama işte zaten önemli olan senin kendini nasıl iyi hissettiğin, neyle giydiğinde kendini iyi hissettiğin aslında ve işte bunu da biraz karşındakine geçirmen. O kadar keyifliydi ki 10 dakika bitmiş. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz için. 10 dakikanın bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.